Hasan. Bu cami kaç metrekare içinde şu anda? Şu an bilmiyorum kaç metrekare oldu. Hayır. Bir de Allah da yazar da. Bina büyük bir binaya benziyor ya. Başallah ki vardı burada. Büyük burası ya. 3500 metrekare var galiba burası alana. Tahminen var galiba büyük burası. Büyük bir alan var burası ya. He. Alanı büyük buranın. Ne daha bunun da altta var İsmail. He? Altta çok. Alsa bir yemekhane salonu. Burada. Ha, burada ne yapacak? Her şey mümkün. Yan tarafı düğün salonu yap. Yani küçük böyle güzel 200 kişilik nişan yeri yap. Burası onun ara koridor. Bak bir şeyler falan çekilmiş bunların. Duvar çekilmiş. Buraya tuvalet. Ha, burası salon. Ayrıca gene değil mi? Tuvalet ben gene salon koyuyorum. Anladım. Mesela buraya bak. Burası şurada 250 kişilik bir nişan yeri oluyor diyor. Bunlar sıraları korsun millet. Güzel oturup bakar yani. Aynen. Burası kapalı mı bak? Kapalı burası. Oraya. Burası da hocanın yemeğiyle hocanın misafirhane bir de havuz maistarı. Üç kat orası. Çıkalım o şeyi bir kata. Ne maşallah. Bunu yapan Türk müteahhit değil mi? Çok müteahhit. Şu kattan geldi. Yalan zaten bu Almanya'da sürekli 4-5 tane cami yapmış. Bu asansör etiyaları yaşlanınca oradan yukarı yani tabi yukarı çıkamadılar yaşlılar. Asansörden buradan girişte tek çilecek var yukarı. Buradan da kiraya gidiliyor. Tabi buradan da kiraya aşağı gidiliyor. Şu anda mescid dolayı namaz kılacağımız yere gideceğiz ha. Öyle. Mesafe evet. Biraz. Baksana şuna bir ayak zor sürüyor ya. O, tahminen onu yapan inşaat. Ki vatandaşın bacakları küçükmüş galiba. Evet. Şu anda.
Sen burası mesafe uzun ya. Üst kat bayanları için. O yan tarafta orayı bir şey müdahale oldu da. O da güzel bir daha. Ne demirler var, bizim başına bak ya. Ya şimdi... Anasına ya. Da biz... Biraz sökülecek o zaman değil mi şey yan taraf? Sökülecek ya kanka, işte leyalar adam olan bunları aldı demek ya. Vay be. Az demir yok ki burada bunlar. Az demir yok da hiç ya. Oo, hem de demir bilekler. Vay ya, bunları parayla satmak, almak alamazsın zaten ya. Ne yapmış adam? Hasan, bu üst kubbeni yapan vatandaş çok güzel yapmış bunu ya. Vay, şu dişlere baksana, şu kupa karabine çok güzel işlem yapmış ya. Yani. Allah sonacak. Artık içinde o kutaya şeyler, keramikler var ya, onlardan mı yerleştirdik? Hatta dişleme yapılır sonradan. Tabii ha. Maliyeti kaç acaba ne olur? Sırt bu üst kupa? 65 bin euro sadece o şey. Üst kubbe. Üst kubbe sadece 65 bin oluyor. Vay be. Ama epey var ama büyüklüğü. Olmaz mı ya? Baksana şu altına gibi her yere geçip gözleri yanmıyor. Yani rahatlıkla 20 metreden fazla var genişliği. Değil mi? Ya burada belki 2 bin işte var mı burada ya? Baksana. Büyük ya. He? Evet. Ben de bir yaptım 40'a 40. Aha. 20'lik demir büktüm oraya. Kaynattım. Ona da o zaman çelik zincir lazım. Tabii zincir lazım. Değil mi? Var mı sizde öyle çelik zincir? Onu bu lambayı alacağın yerine lambayla beraber veriyorlar orada. Yani şimdi şöyle de hakiki güzel şöyle ince gözlü zincirler var. Sağlam, kaliteli. Yani 5 ton kadar yük çekebilecek şekilde, 3 ton yük çekebilecek şekilde. Onun adına olsa daha iyi olur. Ben şu odalara dolaşıyorum. He? Ya yan taraftaki odalardan, öbür taraftaki odalar büyüklüğüne göre onlar. Ya o da gerçi zaten önemli olan bunu, şu görüntüyü aldım yetiyor zaten adama değil mi? Tabii. Adam zaten cami şeysi veriyor. Adam mutlu topuna işte. Tabii tabii ama büyüklüğü çok güzel ama.